bütçe giderini artırmışlar. Kamu harcamalarında tedbir alacaklarmış. İlk sorum 16 yıldır niye almadınız? Madem böyle bir tedbir imkanı vardı. Herhalde tasarruf tedbirlerinden bahsediyorlar. Bugün AKP'nin bildirgesini okuyorum. Valla böyle yani bayağı komik gülümsetici şeyler var. Mesela şey diyorlar işte kamudaki araç saltanatına, binaların kira şeyine son vereceğiz. E siz yaptınız neyine son vereceksiniz? Niye yaptınız gibi şey. Yani o kamu harcamalarından kasıt sosyal transferleri kısmaksa, yoksulların aldığı parayı işte emekli maaşlarını kısmaksa ki çok büyük ihtimalle bunu yapacaklar. Şu an itibariyle onların tehir ettiği yapısal önlem dedikleri şu olacaktır. Korkunç bir vergi artışı. Yani bu vergi artışında genelde dolaylı vergiler üzerinden arttırıp yoksulu vergilendirirler. Ek vergiler koymalarını düşünüyorlar. Bunu duyuyorum da, bu tip hazırlıklar yaptıklarını da duyuyorum. Kamu harcamalarından kısacakları şeyler de yine yoksullara veya sosyal transfer harcamalarından, sağlık harcamalarından yapılacak kısıntı. Bunu da vatandaş harcasın diye beklerler. Yoksa ben örtülü ödenekten kısma cesaretinin olabileceğini sanmıyorum. Cumhurbaşkanının işte o lüks uçakları, lüks araçları, yani böyle yüzlerce araçtan oluşan makam araçları, konvoylar, bunlardan kısıntı yapabileceklerini düşünmüyorum. Ama en önemlisi yolsuzluklardan kısıntı yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü yedikçe acıkan bir yolsuzluk canavarıyla karşı karşıyayız. Biz olsak ne yapardık diye bakıyorsanız, vallahi ilk önce şu kamu ihale mevzuatını ilk haline doğru geri götürmeye çalışırdık. Tabii ki ilerleyecek noktalar var. Delik deşik edilmiş o kamu ihale mevzuatında yaklaşık tahmin ediyorum yaklaşık yıllık 40-50 milyar lira, yani kamu alımlarında ve kamu satımlarında, yani 4734'te ve 2840'tı galiba devlet ihale kanunu. Hı hı. Bunda yapacağımız değişikliklerle büyük ilerleme kaydedebiliriz. Sonra bu kamu mali yönetim kontrol kanunu çıkarmıştık devlette şeffaflaşmayı sağlamak amacıyla. Büyük geri adımlar atıldı. Üstelik bu yap işlet devret projelerinde korkunç yolsuzluklar yapıldı. Sadece 3. havalimanında 2 yolsuzluk kaleminden yapılan şey 4,5 milyar avro, bugünkü kurla çarptığınızda 25 katrilyon ediyor. 25 milyar lira yeni parayla sadece 3. havalimanı ihalesinde yapılan yolsuzluklardan ortaya çıkan durum. Köprülerde, yani Osman Gazi ve 3. köprüde de bir sürü yolsuzluk tespit edilmiş durumda. İhale sonrası verilen garantiler var. Yani ihaleye girerken hiçbir şeye, aday müteahhite söylenmeyen ama bunlara verilen garantiler var. Bir kere bu garantilerin de gözden geçirilmesi gerekiyor hukuk düzeni içerisinde. Hı-hı. Bir ön yargımaksızın. Bu enerji alım anlaşmaları var. Özellikle doğalgaz alım anlaşmaları var. Korkunç yolsuzluklar var orada. Özellikle bu şey al ya da öde anlaşmaları, fiyat anlaşmaları, fiyat garanti anlaşmaları. Çok büyük özelleştirmeler var. Milyarlarca dolar kaybettik. Bakın Telekom işte en son hali ortada. Bankalara devrediliyor diyorlar. Yani Telekom gibi stratejik bir sektör satarken binlerce kez araştırma yapıyorsunuz alacak şirket hakkında. Bugün bir sürü yabancı ortaklı bankaya bunu devretmeyi düşünüyor. Türkiye'nin en stratejik sektörünü. Etek elin özelleştirmelerini ve diğer özelleştirmeleri düşünürseniz Türkiye'nin yağmalanmış bir milli serveti var. Bunun içine imar, ihale, teşvik, izin, ruhsat yolsuzluklarını koymuyorum bile. Bunlardan biz trilyon dolar kaybettik.